Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada muhtemel ya. kadrosu da var Galatasaray'ın arkadaşlarımızdan rica edelim. Muhtemel kadro üzerinden de konuşalım. Rigasi Kola Mönch'ünün hazırlıklarını. Tabii. Tamam yani e, birçok oyuncunun, Santrfor'u saymıyorum. Orada hakikaten inanılmaz bir rotasyon, rotasyon mu desek ne desek. Yani Şimdi, o Simen, Icardi, Batshuayi yani onun dışında hakikaten e, bazı noktalarda oyuncuların Yerine koyabileceğim bir isim yok. Mesela Yakupsu çıkardığın zaman hani oynatacağın oyuncu belki e, Yelert'i oraya koyabilir. Yani özellikle yani, de gövdesinde bir problem yok ama yani bekler ve kanatlar konusunda bence biraz herkesin göz ardı ediyor ama Galatasaray'da bence herkesin yeri dolar Mertensin'de Mertens'in de olmaz. Öyle mi diyorsun? Yani bence. şu an bence Yunus Akgün'ün de Ben ya oyuna inanılmaz akıl koyuyor. Ben de uyumu Mustera'dan yana kullanıyorum o zaman. Yani Mustera'nın da kolay kolay yeri de olmaz. Evet. Hı -hı. Günay evet. bu arada ilk başta kötü bir performans ortaya koymadı. Mustera da çok tartışılıyor bu arada. Evet. Şu son zamanlarda özellikle Mustafa üzerine de çok büyük bir tartışma var ama büyük bir marka muhtemel kadro da şu şekilde gördüğünüz gibi ekranlara e, geldi şu anda. E, Sanchez de Torreira dönüyor onu görüyoruz. Şimdi omurga diyoruz ya, yani bir takımın omurgası. Şimdi yine Beşiktaş'tan örnek vereceğim. Dur. Beşiktaş'ta iyi bir kaleci var, bir stoper şefi var. Paulista. E, Paulista orta sahada el musaeti tam oturmadı ama oraya. Getson diyebiliriz. Evet. Ve önünde Rafa Silva ile Immobile. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman müthiş bir ahenk oluyor. Galatasaray'da iki sezon şampiyonlukta. Abdülkerim yanında Sanchez oldu, Nelson oldu performansları değişti. Önünde Torreira tartışılmaz büyük bir e, isim. Onun önünde Mertens ve Icardi. Şimdi oraya Osman'la tabii Batshuayi de da eklemek lazım. Yani bu iskeleti iyi kuran takımlar. Sarı da bu arada e, hızlı adapte oldu yükselen de bir form evet, evet, var. çok iyi oyuncu. Çok ben, da iyi bir oyuncu. 3 maçtır. Bu arada Osimen'le ilgili bir bilgi verelim. Bugün e, Tibet'ten aldığımız bilgi MR'ı çekileceği ve MR çekildikten sonra durumun netlik kazanacağı ama ilk gelen haber genelde de kolay kolay yanılmaz biliyorsun böyle durumlarda. Çok ciddi bir problem olmadı. En kötü senaryo yedek kulübesi. Riga maçında belki oynamama ihtimali olabilir ama büyük bir problemi yok. Onu da izlemek büyük keyif. Attığı gol Özellikle yani alameti farkası denilen müthiş, bir boldu gerçekten. De. Yani. Ya, O'simene, O'simene. Bir de O'simene de e, ben sakatlığıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Oyuncu çok sakat kalacak bir oyuncu değil. Oyuncu oynamaya gelmiş. Bunu her halinden belli ediyor. Yani Türkiye'ye oynamaya gelmiş. Kendini sakınan, sakatlıktan kaçan, sakatlıktan sakınan bir futbolcu değil. Böyle futbolcular vardır bilirsin. Evet Hafif bir sakatlığı olur. Kendini fazla dinlendirir. E, fakat Osimen öyle bir oyuncu gibi göstermiyor. Yani bu TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Chelsea Osimhen için telefon açtı. Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen ile ilgili transfer haberleri her geçen gün gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarların aklında Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği sorusu varken İtalyan basınından da konuyla ilgili haber akışı sürüyor. Arena Napoli'de yer alan habere göre 100 milyon euro değerindeki golcünün en büyük talibi olan İngiliz devi Chelsea, Napoli'yi bonservis görüşmeleri için telefonla yoklamaya başladı. Yaz transfer döneminde maddi anlaşmazlıklar sonucu Osimhen transferini rafa kaldıran Chelsea'nin Nijeryalı golcüyü devre arasında kadrosuna katmak için Napoli ile telefon trafiğinde olduğu öne sürüldü habere göre. İngiliz ekibi yaz transferinde bonservisinde anlaşamadığı yıldız için yeniden bir pazarlık sürecine girdi. Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde ise 23 yaşındaki Nicholas Jackson'un performansından memnun olan Mavilerin, Nijeryalı golcü Victor Osimen için kasasından en az 75 milyon euro çıkarmadan önce derin bir planlama içerisinde olduğu belirtildi. Ayrıca haberlere göre Galatasaray'a 6 milyon eurodan sonra teklifini 9 milyon euroya yükseltmeye karar verdiği söyleniyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Sizce Ocak ayında 9 milyon euro karşılığında Osimen serbest bırakılmalı mı? Galatasaray'ın kurtuluş formülü 10 milyar lira. Türk futbolunun dört büyüğü, ayağını yorganına göre uzatmayan yönetimlerin uygulamaları nedeniyle borç batağına sürüklenmişti. Gelirleri giderlerini karşılaşamayan bu kulüplerden Galatasaray, Aralık 2019'da. Aktif Bank, Deniz Bank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile borç yapılandırması anlaşması imzalamıştı. Bugün itibariyle Sarı Kırmızılıların Bankalar Birliği adı verilen bu oluşuma 2.3 milyar lira borcu bulunuyor. Başkan Dursun Özbek en önemli seçim vaatlerinden birini hayata geçirmek için geri sayıma geçti. Galatasaray'ın patronu Florya önemli projelerimizden biri Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağız, Florya'nın bir şekilde imar edilmesi lazım demiş ve yetki istemişti. Bu yetkiyi sınırlı da olsa, Alan Özbek ve ekibi Florya projesini bu ay hayata geçirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılı yönetim buradan 10 milyar liranın üzerinde gelir bekliyor. Bu paranın 2.3 milyar lirası ile bankalara olan borçlar kapatılacak. Galatasaray yönetiminden Barış Alper'e uyarı. Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'da özellikle son maçlarda göze çarpan performans düşüşünün ardından yönetim devreye girdi. Form düşüklüğü yaşayan ve savunmaya destek vermemesiyle eleştirilen Barış Alper'e takvimde yer alan habere göre ilk uyarı yapıldı. Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetimden oyuncuya bir an önce özel hayatını düzene koyması konusunda ikazda bulunuldu. Bu sezonda Galatasaray forması ile 11 maça çıkan Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 4 gol 1 asist kaydetti. Transfer döneminde özellikle milli takımdaki performansı ile Premier Lig devlerinin ağına takılan Barış Alper'in cimbom ile kontratı 2027 yılında sona erecek. Galatasaray'da korkutan rakam 1.6 Galatasaray'ın hücum hattı atıyor, savunma hattı yiyor. Sarı Kırmızılılarda Kasımpaşa maçı hem moralleri bozdu hem de defans problemini bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray bu sezon oynadığı 11 resmi maçta sadece bir kez kalesini savunabildi. Kazanılan Rize sınavında gol yemeyen Galatasaray oynadığı diğer mücadelelerin tamamında ağlarından topu çıkardı. Galatasaray'ın savunması 11 maçta 16 gol yedi. Bu maç başına 1.6 gibi yüksek bir rakama denk geliyor. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'tan 5, Young Boys'tan 4 ve son olarak da Kasımpaşa'dan 3 gol yedi. Buna karşın Gimbom'un hücum hattı 11 karşılaşmada 28 gol attı ve maç başına 2.5 gibi yüksek bir ortalama tutturdu. Süper Lig'de ise bu rakam daha da fazla. 7 haftada 23 gol, yani maç başına 3.2 gol. Victor Osimhen'den müthiş başlangıç. Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşarken Sarı Kırmızılılar adına gecenin tesellisi Victor Osimen'in golle buluşması oldu. Napoli'den kiralık olarak geldiği yeni takımında önceki 3 maçta da asist yapan oyuncunun 2 golü ise rakiplere çarpıp ağlara gittiği için kendisinin hanesine yazılmamıştı. Adı, ülkesinin yerel dilinde Tanrı iyidir anlamına gelen Osimhen, Süper Lig 7. haftasında lacivert beyazlılar karşısında şeytanın bacağını kırdı. Abdülkerim'in ortasına iyi bir zamanlamayla hareketlenerek bacağını uzatması ve özellikle ikinci golde Sara'nın pasında buluştuğu topu dönerek usta bir vuruşla filelerle buluşturması sarı kırmızılı taraftarı coşturdu. Porto'dan Türk milli takımına Deniz Gül Stuttgart'ta forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor milli takım tercihini yaptı. Alman ekibinde kaptanlık yapan 27 yaşındaki orta saha Montella'nın tercih etmesi durumunda milli takımımızın kadrosuna dahil olacak. Ancak milli takım havuzuna dahil edilen isimler Atakan Karazor ile sınırlı kalmayacak. Yurt dışında forma giyen Türk futbolcularla ilgili çalışmalar ve görüşmeler devam ederken sıra Portoda oynayan Deniz Gül'e geldi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi şimdi de Deniz Gül için harekete geçti. 20 yaşında Porto forması giyen İsveç doğumlu santrfor için çalışmalar sürüyor. Kısa bir süre içerisinde Denizgül'den de olumlu haber alınması bekleniyor.